Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve fevvidu emri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Euzu billahi'l azim ve bi vechil kerim ve sultanihil kadim min şerri şeytanir recim. Elhamdülillahi'llezî ersele rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Ves-salâtu ves-selâmu alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne sîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alel hayri ve lâ asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâtin finnâr. Ve bis senedil muttasıl en nebî sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ennehu kâl. İnne min esrakil sürrâki men yesruku lisânel emîr. Ve inne min âzamil hatâya min en iktata'a mâ lemri'in müslimin bi gayri hakk. Ve inne min temam iyadetihi ve inne min el hasenati iyadetul marid ve inne min temam iyadeti en tada yedeki aleyh ve tes'eluhu keyfe huve ve inne min aftari şefaat en teşfa beyne sneyn fi nikahin hatta tecma beynehuma ve inne min libsetel enbiyai el kamis قبل السراويل وإن مما يستجاب به عند الدعاء الأطاس صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan izam aleyhim salavat ve teslimatın ehli beyt el ashab etbaları rıdvanullah teala aleyhim icma'inin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden itihal-i zahra baka edenler rahmetullah aleyhim icma'inin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşavenlerimizin, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin erbaı için el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Resul-ü Müşteba sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. İnne min esraki sürraki hırsızların en hırsızlarından birisi men yasruku lisanel emir idarecinin Müslümanların işini derote eden kimsenin dilini çalan adamdır. Yani baştaki idareciye emire nüfuz edip onun yularını ele geçiren adamdır. Bu en büyük hırsızlıklardan birisidir. Şimdi üst makamlardaki adamlara danışman seçiyorlar. O danışmanlara soruyor. İşte bu iş nasıl yapayım mı, edeyim mi filan. İşte bu danışmanlık yapan adam emiri kendisine inandırmış, yanlış yollara sevk ediyor idareciyi, emiri. Ben bu işin uzmanıyım diyor. Biliyorsunuz öyle danışmanlar uzmanlardan seçiliyor. Baştaki idareciyi yanlış yollara saptırıyor. Yanlış, haksız işlere saptırıyor. Bu hırsızlıkların en hırsızlıklarından birisidir. Evet. Ve inne min azamil hataya hataların en muazzamı da men iktata'a mal emri'in muslimin bi gayri hak. Müslümanın, Müslüman kişinin hakkını haksız yere almaktır. Almaya çalışmaktır, gasp etmektir. Hırsızlık yoluyla korunmuş yerden mal sahibinin izni, bilgisi olmaksızın gizlice malı almaya, kendi mülkiyetine hakime sahasını geçirmeye hırsızlık denir. Bu hırsızlık en büyük hatalardan birisidir.
ve benzeri şeyler, haksızlıklar. Ve inne minel hasenati iadetul mariz. Yine güzellikler işlendiği zaman Allah'ın rızasını kazandıran şeyler, dinin emirlerine uygun olan şeyler, hasene, hasenat, çoğulu. Güzelliklerin en güzellerinden birisi de hasta ziyaretidir. Hastalığı sırasında ziyaretidir. İsterse diyor yabancı olsun. Ne demek yabancı? İngiliz, Fransız değil. Nikah düşmeyecek kimselere ehil denir. Nikah düşecek başka kimselere ecnebi denir. Yani yabancı denir İslam hukukunda. Yani nikah düşecek komşu, akraba, kimseler, yabancı kimseler. Bunların zaten akraba arasında ziyaret, zaten sıla-i rahim ayrıca var. Bir de akraba olmasa bile bunları ziyaret etmek, hastayken ziyaret etmek güzelliklerin en güzellerindendir. Ve inne min temam iadeti en tasna yedeke aleyh. Hasta ziyaretinin de en güzeli, en tamam şekilde hasta ziyaret etmek, bedenine, hasta bedenine veya baş ağrıyorsa başına veya eline veya ağrı, hastalık yerine elini koymak ve tes'elhu keyfe huve, nasılsın diye onu sormak, onu sormaktır. Tabii halinden sormak, acısından sormak ve de dua etmek. Allah şifa versin, afiyet versin diye dua etmek, ona moral vermektir. Vah vah, sen daha bundan kurtulamazsın, bundan ölürsün gari demek değil. Adama gideceksin, adamın moralini yükselteceksin. Bazıları da öyle oluyor. Çok koca doğru oluyor. Yok, bundan kurtulamazsın arkadaş sen gari falan diye. Zaten adam morali bozuk. Öyle değil. Dua edeceksin. Allah şifa versin, afiyet versin. İnşallah en kısa zamanda kalkarsın. Beraber şey ederiz, otururuz, kalkarız falan diye moral vereceksin. Bu şekilde hasta ziyareti güzelliklerin, hasenenin, sevap kazandıran şeylerin en güzellerindendir. Efendim, gittik, ziyarete gittik ama elimizi koymadık. Koyacak halinde yok zaten, öyle durumlar da olabilir. Evet, diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini koyarmış, onun elinin değdiği yerde şifa buluyordu. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kel herifin oğlanın başına elini koymuş, sümbül gibi saç olmuş. Ve de hiç ölünceye kadar hiç ağarmamış saçı. Ve de bir tane Yahudi çocuğuna da böyle elini koymuş, mübarek elini. Çünkü Yahudi çocuğu Peygamberimiz üstüne toz gelmesin diye arkadaşlar durun demiş. Durun bak, Muhammed geçiyor, Ebul Kasım geçiyor diye. Yahudiler Ebul Kasım diyorlar, peygamber demiyorlar biliyorsunuz. Ebul Kasım geçiyor, durun demiş, durun tozutmayalım. Peygamberimiz de hoşuna gitmiş arkadaşların o durdurması. Elini koymuş başına. 120 sene yaşamış o Yahudi ve hiç saçı varmamış. Sümbül gibi böyle simsiyah. Efendimizin eli böyle şifalı. Sen de onun sünneti yapıyor diye koy ama bazen doktor yasaklıyor, dokunmayın diyor. Tamam, o zaman elini koymayabilirsin. Ağrıyan yere moralini düzeltmek için yapıyorsun bunu. Böyle yapmasanız bile sırf hastayı ziyaret etmekle sevap hasıl olur. Sevap hasıl olur. Dua edince hasıl olur. Nasılsın diye sormasan da hasıl olur. Sorarsan mümkünse, öyle bir ortam varsa bunlar en mükemmelidir. Evet. Ve bu bir de 3 günden fazla süren hastalıklar için taziye, ziyaret sünnettir. Ama senin vaktin bol. 3 günden evvel de olabilir. Fakat 3 günden sonrası tam işte bu anlatılan şeydir. Adamın sabahleyin kalkmış,
başı ağrıyor. E olur, gece açık kalmışsındır falan. Öğlen bir şey kalmıyor. Yok, onlara değil. En az 3 gün sürmeli hastalığı ki işte bu ziyaret, hasta ziyareti olsun. Ama daha evvel de geçersen, geçmiş olsun de güzel olur tabii. Müminlerin birbirini ziyareti iyi olur. Evet, ve inne min aftaris şefaat en teşfa beynetneyni. İnsanlar arasında aracılık yapmak, birisinin işini görüvermek, şefaat deniyor buna, aracılık. Siz buna çöp çatanlık diyorsunuz. Evet, var bu, bak hadiste var. Bizim Anadolu, Anadolu deyince yani Türkiye'nin her tarafı. Trakyalılar kızıyor bana da hep Anadolu diyorsun diye. Ben hepsini katıyorum yani. Anadolu deyince Tekirdağ'da, Edirne'de içine sayıyorum yani. Ondan hiç alınmasın. Evet, bizim insanımız da böyledir. Çöp çatanlık derler. İşte evlenecek kızla oğlanı arasında aracılık ederler. Bu sünnetli yeri var. İki kişinin arasında şefaat yapmak şefaatlerin en güzellerindendir. Fî nikâhin hatta tecmâ beynehumâ. Evlenme konusunda şefaat edip araları birleşsin diye, denk oğlan, güzel oğlan, kız güzel kız, yani ahlakan da güzel, her şeyi güzel, ikisi birbirine denk. Gidiyorsun oğlana diyorsun ki şu kızı kaçırma, kızı da gidiyorsun diyorsun ki şu oğlanı kaçırma. Ha, böyle aracılık etmek veya işte soruluyor, bilmiyor, uzaktan yakından güzelliklerini aynen anlatacaksın. Eksiksiz fazlasız emanet sahibisin. Sigara içiyorsa sigara içiyor. Kağıt oynuyorsa kağıt oynuyor. İçki içiyor. Saklamak yok. Olmadığı nitelikler de onu anlatmak yok. Emanet sahibisin. Kızı vurulmuş oğlan soruyor, senin komşusun sen kızın. Nasıl diye aynen anlatacaksınız. Eksiksiz fazlasız emanet sahibisiniz. O gıybet olmaz. Çünkü yuva kuracak adam. Bunlar müminin görevlerindendir. İkisi de denk, özellikle birleşsinler diye teşvik ediyorsun, aracılık. Çok güzeldir. Küfüv denilir bunlara. Küfüv, birbirine denk. Böyle bulmuşlar, aracılık et. Yani bunlar birleşirse güzel olur diye inanıyorsun. Güzel bir yuva kurulur diye. Bunların arasını bulmak, aracılık etmek en güzel şefaatlerden birisidir. Bir, iki, adamla karısı kavga etmişler. Şeytanın en büyük işi yuva yıkmak. Geceleyin köşkünü şeye kurarmış, denizin üstüne. Şeytan, şeytanların başı kurarmış. Sabah oldu mu avanesini dağıtırmış, gidin. Bu Adem'in çocuklarından intikam alacağız. Bizi bu kovdurdu. Bunun çocuklarından intikam alacağız. Sapıtın, Allah'ın yolundan onları alıkoyun. Cehenneme gidecek yollara saptırın diye görevlendirirmiş takımını, avanesini. Akşam gelirlermiş işte. Ben şöyle yaptım, böyle git gitti. Beceriksiz herif. Bir tanesi, ben git gittim, adama içirdim. İçtikten sonra sarhoş oldu. Ondan sonra karısına sövmeye başladı. Karısı da itiraz edince kavga başladı. Karıyı dövdürdüm. Bir de boşattım. Gel aslanım benim, sağ kolum benim diye. Hadis de var böyle. Sağ kolu yaparmış. Yuva yıkan şeytanı, büyük şeytan sağ kolu yıparmış. Yuva yıkmak şeytan işidir. Ve yuva yıkmanın şerrinden, belasından, vebalinin ağırlığından, günahının ağırlığından arş-ı âlâ silkinir diyor Peygamberimiz. O kadar büyük şey, şeytanın tam sevdiği iş. Yuvalar yıkılınca millet bozulur, millet yıkılır derdi o. İşte bunu düzeltmek için arası şeker renk, ikisi de küsmüş gitmiş. Bir kadının hemen kocasını kızarak evini terk etmesi lanetli olmaktır, melundur. Gidemez. Yoksa dönünce kadar diyor Peygamberimiz, Allah'ın, meleklerin, bütün yaratıkların laneti tepesine yağar diyor. Herif de öyle, karşısında bir şeyden bir şey yokken karısını şey etmiş, defol git demiş filan, kovmuş. İşte bu da aynı öyledir. Sen böyle sezdin mi Müslüman, Müslümanın kardeşi, iyilik yapacaksın. İşte burada en güzel aracılık bunlardan birisi. Ya Mehmet, senin hanımı gördüm,
yazlık sapsarı benizli. Efendim yemek yemiyor, su içmiyor. O kadar üzülüyor ki senden şey ettiğine. Halbuki aslı yok. Beddua edip dur o adama. Kadına gideceksin, ya Ayşe senin adam öyle üzüntülü ki ya sorma deyip duru. Halbuki küfredip duru. İkisinin bu yalan olmaz. Burada yalan söylemek caiz. Harpte de caiz, burada da caiz. Bu aracılık birleştirmek için bu şefaat en güzel şefaatlerden biridir. Biridir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve inne min libsetil enbiyai el kamiz kable seravil. Peygamberlerin giysilerinden birisi de şalvardan evvel, dondan evvel kamis giymektir. Kamis, hacca gidenler bilirler, gömlek denir ona. Kamisin karşılığı gömlek ama bizim bu frenk gömleği, bu değil. Giydin mi ta şey, topuğa kadar uzanan eteği olan şeye gömlek deniyor. Kamis o. Peygamberimiz de onu giyermiş sallallahu aleyhi ve sellem. İşte onu giymek don giymekten daha iyidir diyor. Çünkü don giyerseniz her tarafı örtmez. Üst tarafın açık kalır. Kadın kıza edepsizlik olur. Şimdi hacca gidildiği zaman biliyorsunuz üstte bir peştemal, buna rida deniyor. Altta bir peştemal, don, gömlek bir şey olmayacak üstünüzde. Altta da bir peştemal, buna da izar deniyor. Şimdi oraya gidiyorlar bazı hacılar, üstündeki şeyi atıyor. Santi kıllı bağır bir onda varmış gibi. Her tarafını gösteriyor. Orada kadın, kız, bir sürü Müslüman var. Tamam, haram değil ama, göbeklerin üstü haram değil ama orada bir sürü kadın, kız var. Edepsiz. Biraz dikkat et yahu. Evet. Efendimiz bile bak diyor ki don giymek lazım da önce kamis diyor. Çünkü her tarafını örter diyor. Edebe, hayaya daha uygundur. Peygamberler de böyle yaparlardı. Bu daha iyidir diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu seravili şalvar diye de yorumlamışlar. Şimdi şalvar bizim pantolonun genişi. Pantolon zaten Fransızca. Ceket Fransızca. Kravat Fransızca. Oradan gelmiş. Tanzimattan beri biz şapka, pantolon, ceket, kravat takıyoruz. Oradan gelmiş. Evvelce bu şapka, pantolon, ceket, kravatı sadece İstanbul'da Şeyhülislamlık varken sadece kafirler giyermiş. Gayrimüslim diyelim. Gayrimüslimler giyermiş. Rumlar, Ermeniler, Yahudiler giyermiş. Yani onların nerede ceket pantolon giyen gördünüz mü? Haza Yahudi, haza Ermeni, haza Rum diyormuşsunuz. %100 böyleymiş. Böylece ceket, pantolon, kravat gayrimüslimlik, kafirlik alametiymiş. Ondan dolayı Şeyhülislamlık fetva vermiş. Şapka giyen kafirdir. Kravat takan kafirdir. Pantolon, ceket giyen kafirdir diye. O zaman öyleymiş. Alameti farikasıymış. Bunun markası var. Yazıyor. Bu gözlüğün markası var. Bu saatin markası var. Bu bardağın markası var bir yerinde. Onun gibi şapka, pantolon, kravat kafirlik alametiymiş. Onun için bu fetvayı vermişler. Şimdi bağrına haçı asıyor hanımefendi. Haç Hristiyanlık alametidir. Müslüman haç takmaz. Onun için haç takana kafir deseniz veballi olmaz. Çünkü kafirlik alameti takmış. Ben böyle üniversitede şey derken baktım bir kızın bağrında haç var. Dedim adın ne? Fazıla dedi. Ne dedim? Olmaz dedim. Niye olmasın dedi. Dedim bağrında şey var, haç var. Yo dedi, haç değil o dedi, süs dedi. Hayır dedim, bu Hristiyanların tapındığı salip dedim, haç bu dedim. Ben dedi o maksatla takmıyorum ki. Bilmiyor, farkında değil. Ama haç konusunda hala haçta kana kafir deseniz vebal yok. Çünkü adam böyle yapıyor, görüyorsunuz. Böyle yapıyor. Futbolcu da yapıyor. Zaten popo her zaman yapıp duru televizyondan gösteriyor.
haç takamaz. Fakat ceket pantolon konusunda ceket pantolon ben de giyiyorum bak. Frenk gömleği bu. Bu özelliğini kaybetmiş. İslam aleminde milyonlarca Müslüman ceket pantolon giyiyor, kravat takıyor. Artık o zamanki sadece kafirler giyer alameti farikadır özelliğini kaybetmiş. Ondan dolayı şapka giyen kafirdir diyemeyiz. Ceket giyen kafirdir diyemez. Şimdi diyemeyiz. O zamanmış o. Fakat haç takanı diyebiliriz. Çünkü hala haç canlık alametidir. Onun için sözünüz geçene, arkadaşınıza, dostunuza, kızına, yavrum, kızım, bağrına haç takma deyin. Bilmeden çam devirir. Öyle diyor Peygamberimiz. Bilmeden, terlemeden bir laf edersiniz diyor, cehennem dibini boylarsınız. Küfreder mesela, Allah'a peygamberi söver, cehennem dibine gider. Haç alameti hala böyle yapıyor. Adam hala o Hristiyanlık alameti. Bir Müslümansan sen de haç takamazsın, bunu öğretin. Bilmeden de olsa dayak yer. Çok eziyet görür. Bundan dolayı kanunu bilmemek mazeret sayılmaz. Evet. Evet onu. Şimdi bu seravilden çıktı bu da. Şalvar. Neden? Önünü arkanı güzel örter. Ama şimdi öyle dar pantolonlar bakıyorum ben. Kot mu diyorsun ne karın ağrısıysa. Oğlanın her şeyini ortaya çıkarıyor. Önünden arkasından. Bu giyilmiş sayılmaz. Aletleri belli etmeyecek. Arka bilmem çenetlerin çatalını belli etmeyecek. Önünü belli etmeyecek şekilde geniş olması lazım. Buna bir şey demiyoruz. Buna bir şey demiyoruz. Bazı kimseler bolca giyiyorlar. Eyvallah. Eğer giyebiliyorsan şalvar hiç belli etmez. Daha güzel olur. Ama resmi yerlere gidiyorsun geliyorsun olmuyor. Ha dur fitneyi de uyandırmamak lazım. Evet bu şalvar giymektense don giymektense gömlek yani o olmasa da örter değil mi? Rüzgar esmedikçe görünmez senin ayıp yerlerin. Avret mahallin iyice görünmez. Gömlek daha önce giymek daha iyidir. Peygamberlerin kisvesidir diyor. Onlar gömlek giymişlerdir diyor. Evet bir diğer husus yani yehtemmûne bi tafsilihi buna dikkat edin. Avret mahallinizi örtmeye önem verin. Önem verin. Hanımlarınıza, kızlarınıza dar elbise giydirmeyin. Göğüslerinin çıkıntısını, kalçaların çıkıntısını belirte edecek gazak giymek, gömlek giymek, örtülmemektir. Kim söylüyor bunu? Fatih Sultan Mehmet'in hocası Molla Hüsrev Dürer kitabında söylüyor. Bakabilirsiniz. Başka fıkıh kitaplarında da var. Ondan söylüyor. Bu benim kanaatim değil. Dar elbise, vücut hatlarını belirtecek dar elbise dışarıdan bakıyorsun içi görünüyor. Şeffaf elbise örtünmemiştir diyor hocalar. Karınıza, kızınıza, komşunuza, sözünüzün geçinize söyleyiniz. Örtünecekse tam İslami şekle uysun. Eşarpı giyiyor. Alt tarafı aman ya Rabbi. Bu örtünme sayılmaz. El kâsiyetül âriyât. Peygamberimiz lanetlediği kişilerden birisi de örtünmüş çıplaklardır diyor. İşte bu dediği. Dar elbise giyiyor şeffaf. Lanetlilerin birisi de budur. Evet bu pantolon konusunu bir de şuna dikkat edelim. Soruyorlar kadın pantolon giyebilir mi? Giyebilir ama pantolon ceket erkek elbisesidir. Pantolon giysin kadın çorap giymekten iyidir. Bacağının şeylerini göstermez. Yuvarlaklığını etli bir butlumu göstermez. Ama üstüne entari giysin. Manto giysin, fistan giysin ki ha kadın diyelim. Ama şimdi pantolon giyiyor, ceketi giyiyor. Bir de gömlek giyiyor, bir de tıraşını güzel kesmiş saçını. Bakıyorum avrat mı, er mi? Melundur.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisiyle erkeğe benzeyen kadın, kadına benzeyen erkek lanetlidir, melundur. Hadis var böyle. Bunları eşinize, dostunuza öğretiniz. Ama pantolon giymiş, üstüne fistan giymiş, manto giymiş. Bak kadın, problem yok. Ona problem yok. Evet, ve inne mimme yüstecabı bihi inde duayı el utas. Güzel laf ediyorsunuz. Güzel mi, çikin mi? Güzel dua ediyorsunuz. Güzel mi, değil mi? Dua kabul mu, değil mi acaba? Alameti var mı? Var. Dua ederken "Hapru!" diyorsunuz. Siz buna ne diyorsunuz? Hapşırmak. İşte böyle dua ederken hiç bak kendinizi zorlamıyorsunuz. Aklınızda yok. Dua ederken "Hapşu!" diye hapşırdınız. Hoca veya cemaat, duanın kabul olduğunun alametidir. Güzel bir yerde sohbet ediyorsunuz. Hapşu konuşuyor adam, hapşırıyor. O sohbetin güzel olduğunun alametidir. Ama güzel desinler diye falan yok, o değil. Kendiliğinden gelmesi lazım. Ve de hapşıran adama adam elhamdülillah diyecek. Rahatlamış olur. Sıkıntılar gider. Hapşırmak büyük bir nimettir. Hapşırmak sağlık alametidir. Hapşırınca elhamdülillah diyecek. Elhamdülillah duydunuz mu siz? O mescide bir adamın bir tane hiç olmasa birisinin yerhamdülillah. Allah sana merhamet eylesin. Ne güzel. Şükrettin Allah'a. Adam da Müslüman iyiliğin altında kalmaz. Yehdina ve yehdikumullah. Hapşıran tekrar. Allah bize de size de hidayet versin kardeş diyecek. Bu peygamberin sünnetidir. Bunu da unutmayın. Bunu da unutmayın. Şimdi dua sırasında hapşırmak duanın geçerliliğine, kabul olunduğuna alamettir. Alamettir. Ona delalet eder diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Keza sözün doğruluğunu da o sözü konuşurken hapşırmak delalet eder. O da öyledir. Bu hadis-i şerifi Ebu Ruhm es-Sem'i radıyallahu anh'tan Taberani nakletmiş. Allah ondan razı olsun. Evet. Malik'in oğludur bu. Evet. Tabi'iymiş aslında. Tabi'i, sahabi değil, tabi'iden, Malik'in oğlu. Ondan nakletmiş. Allah ondan razı olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnne min eşratis sa'a. Kıyamet alametlerindendir. Kıyametin alametleri var. İlki ne? İlki Peygamberimiz. Adı ne o Peygamberimizin? Ahir zaman peygamberi. Zaman dilimi bitti. Son dilimin peygamberi Muhammed Mustafa. Onun peygamber gelmesi kıyametin kopacağının alametidir. Bitiyor, zaman dilimi bitiyor. Dünya, kainatın hayatı son bulacak. Son peygamber. Evet, ahir zaman peygamberi. Evet, şimdi o alametten başka alametleri var. Küçük alametleri var. Büyük alametleri var. Kıyametin büyük alametleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından sayılmış. Şimdi onlardan bazılarını şimdi sayacağız. Nedir onlar? Bunlar küçük alametler. Göreceksiniz hepsi çıkmış. İnne min eşratis saati kıyametin kopmasının alametlerindendir. En yefşüvel mal. Evet. Malın çoğalması. Evet. Benim talebelik dönemimde arabası olan Türkiye'de birkaç kişiydi. En zenginlerindi. Şimdi köylerde arabası olmayan adam yok. İstanbul'da da bir evde 4-5 araba var. Onun için köprü de yetmiyor, yol da yetmiyor, tüneller de yetmiyor. Mal çoğaldı, parayla oluyor bu araba. Bakıyorsun hem de arabalar öyle, hep güzel arabalar, yeni arabalar.
Bizim tenekeler Suriye'ye gidiyor, Mısır'a gidiyor. Oraya gidince göreceksiniz eski şeyleri, arabaları. Marka söylemeyeyim şimdi. Kahire sokaklarında hep göreceksiniz bizim eski teneke arabaları. Şimdi paraya çoğaldı. Millet mağazaya giriyor, kırılmış gibi ama şey diyor, alışveriş ediyor. Arabayı dolduruyor. Neyle oluyor bu iş? Parayla oluyor. Evet. Artık öyle derme çatma evlerde kalmak yok. İlla konforlu evler olacak. Mal çoğalır. Kıyametin alametleridir. Ve yüksel kalem. Yazar çizer çoğalır. Çok kitap yazan olur. Yazar çizer çoğalır. Evet. Ve tefşüt ticara. Ticaret alabildiğine çoğalır. Her tarafta millet hep ticaretle uğraşır. Aynen var. Ticaret çoğalır. Kıyametin alametlerindendir. Ama evet, ve yezharul cehil, cahillik yaygınlaşır. Evet, cahillik yaygınlaşır. Hocalar bile fıkıh bilmiyor. Kardeş olun, temiz olun, birlik olun. Birbirinizi sevin. İyi sevdik de hocam adam secde yapmasını bilmiyor. Gusül etmesini bilmiyor. Namaz kılmasını bilmiyor. Oruç tutuyor, bilmiyor. Adam hevesli başlamış ama bakıyorsun her türlü orucu bozacak şeyi yapıyor. Bilmiyor. Bir hevesten ibaret. Cehalet yaygınlaşmış arkadaş. Görüyorsunuz işte televizyonlarda kadın çırılçıplak, Allah büyük, Allah kerim, Allah bizi korur. Tamam biz korumasın demiyoruz da müminsin kabul de üstün başın nasıl ya? O Allah'ın bir de örtünme emri var ya. Cehalet yaygınlaşmış. Ona niye? Niye günah olsun? Benim kalbim temiz. Ben kimseye kötülük düşünmüyorum ki. Diyor bir de üstelik. Alışmış ona. Tabiileşmiş. Tabiileşmiş, normalleşmiş. Bu çok tehlikeli. Haram olduğunu bilmiyor. Öyle ortamda doğmuş, ortamda yaşıyor. Cehalet. Haram bilgisi kalmayacak. Haram helal bilgisi ortadan kalkacak. Bu çoğalacak, yaygınlaşacak. Bilenler hiç yok değil, var. Ama ve yezharul cehil. Bakıyorsun sanki hiçbir şey bilmiyorlar. Haberi yok. Dilinden yine Allah peygamber düşmüyor. Haram helal içinde yaşıyor. Cehalet çoğalacak. İnne beyne-i sedaati eyyâmen yenzilü fîhel cehlû. Bir başka hadiste kıyamete yakın, kıyametin önünde cehalet yeryüzüne iner. Yani millet haram helal bilgisiyle uğraşmaz. Para para, sen paradan haber ver kardeşim. Ben bir köyde konuşuyorum. Hoca dediler ya, bu ahlak, din, iman, para doyulmaz. Sen bize dediler para söyleyecek, para getirecek şeyler söyle. Kahvede böyle söylediler. Dertleri para. Hiç din, iman ama gavur değil. Adam Müslüman. Ama böyle dediler. Bundan karın doyulmaz hocam dediler. Ya şöyle karın doyacak bir şeyler söyle bize. Evet. Öyle diyor. Bak cehalet yeryüzüne iner. Her şeyi ticaret çoğalır. Herkesin derdi para olur. Ve yabi'ur raculul eyba'a feyekulu hatta la hatta istemiru tacir beni filan. Mal alışverişe gidersin. Ya bunun fiyatını şöyle yap. Benden kalsa veririm ama bir sorayım. Daha dün adam gelmiş. Ne yapıyorsun dedim. Şunu yapıyorum dedi. İyi dedim, İstanbul 17 milyon. Buraya gel lan dedim. Burada müşteri çok. Benim mal aldığım adam benden başkasından almazsan öyle vereceğim dedi dedi. Gelemiyorum dedi. Hadis bunu görmüş bak. Başkasına soramıyordur. Verirse, izin verirse veririm der diyor. Öyle şeyler de olacak. Tüccarlar arasında. Ve yeltemisü fil hayyil hatim el katib fela yucet. Millet hep ticaretle uğraşır. Bir şeyde bir şey yazacak, çizecek bir adam aranır. Herkes işte kayıtta, dükkanda adam yazacak adam bulunamaz. O halde o da kıyametin alametlerindendir.
diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bunların hepsi var. Hepsi var. Evet. Ahmed İbn Hanbel, Müslim, Nesai, Amr İbn Taglib'den radıyallahu anh'tan nakletmişler. Gene aynı kıyamet alametlerinin birisi daha, inne min eşratis saati, kıyamet alametlerindendir en yurfa'al ilm, ilmin kalkması. Din, bilgiler sıfır. Müslümanım, elhamdülillah, Müslümanım. Müslümanlık bizim tek elinizde mi? Biz de Müslümanız. Tamam, biz sana gavur demiyoruz. Ama halin, yedin, içtin, oturdun, kalktın hiç Müslümanlıkla bağdaşmıyor. Allah büyük, beni affeder. Tamam, biz affetmesin demiyoruz da. Şimdi sözler böyle. İlim kalkar. Nasıl kalkar ilim? Cehalet ortalığı kaplar. Ve yeşüve zina, onu başka hadiste söyleyecek. Şimdi söylemedi. Zina yaygınlaşır. Zina yaygınlaşır. Evet. Yok hocam. Marmara'ya binin bakalım. Sadece kızını, karısını başka yerde görememiş. Orada şimdi bundan 100 sene evvel olabilir miydi bu arkadaş? Sokakta. Şimdi olmaya başladı. Parklara gidiyorsun. Herkes yatıp yuvarlanıp duruyor. Müslüman memleketi burası. Paris'te olur. Amerika'da oluyor. Oluyor. Hayvan gibi onlar. Hayvan onlardan kıskanç. Ama bizde olmaması lazım. Müslüman memleketi burası. Zina yaygınlaşır. Yani illa kocaman zina da oluyor da. Zavallı polis geçmiş senelerde parkta şöyle yaparken yakalamış oğlanın kızı. Hemen şeye vermiş. Hemen herifi sürdürdüler doğuya. İstanbul'dan tayini çıkardılar. Kaç sene evvel bilmiyorum yani. Öyle bir olay oldu. Evet. Neyi? Paris'te yapıyorlar. Londra'da yapıyorlar. Evet, New York'ta, şurada burada yapıyorlar. Ama onlar gayrimüslim. Orada olabilir. Ben de biliyorum olduğunu. Ama burası Müslüman memleketi. Biz ne diyoruz? Kabahat da gizli, ibadet de gizli. İbadet gizli yapacaksın, riya karışmasın. Kabahat gizli, ayıp lan bu. İnsan, diğer Müslümanlara saygı duyacaksın. Aslında ceza kanunumuzda var. 419 madde, alenen hayasızca vazu hareketler maddesi var. Sokakta öpüşülmez, sevişilmez, yatıp yuvarlanılmaz. Bu kanuna göre arkadaş. Ama herkes yapıyor. Zina, bunlar da zinadır. Göz zinası, el zinası, hepsi var. Büyük zina bunların postacısı. Bunlar oraya gidiyor. Zinanın çoğalması, yayınlanması, yaygınlaşması, cehaletin genelleşmesi ve yüşrebel hamruhu, içkinin içilmesinin yaygınlaşması, yüksürü şürbühe, evet, içilmesinin çoğalması. İzmir'de Kız Lisesi'nde seneler evvel, yakın zamanda değil, benim İslam Ersin'den talebe bir kızım oraya din dersi hocası gitmiş. İçki haramdır demiş. Aa demişler, ya hocam içki haram olur mu? Biz ta doğduğumuzdan beri bizim evde masada, sofrada her içki içilir. Neden haram olsun? O kadar yaygınlaşmış arkadaş. O kadar yaygınlaşmış. Kıyametin alametlerindendir. Evet. Evet. Erkekler gider, kadınlar kalır. Erkek nüfusu azalır. Kadın, affedersin. Evet, erkek nüfusu azalır, kadın nüfusu çoğalır. Erkekler gider. Yani doğmaz. Erkekler az doğar, kadınlar çok doğar. Veya erkekler ölür, çeşitli nedenlerle kadınlar kalır. Ben bunu gördüm. Bir zaman Irak'la İran'ı çatıştırdılar biliyorsunuz. Yüz binlerce asker öldü Irak'tan, İran'dan. İran'dan zaten yarım saatlik, bir saatlik nikah kıyılıyor. Mütlaka var onlarda. Irak'ta o asılan herif, ben takip ediyorum bunları.
Asılan herif 9 karıyla evlenme kanunu çıkardı. Çünkü sokaklarda kadınlar yürümeye başladı. Kocası ölmüş o savaşta. Devlet ona ev vermiş, muazzam maaş vermiş. Hayır diyor, ben koca isterim diyor. 9 karıyla evlenme kanunu çıkardı o General Kasım. Ben takip ediyorum. Asılmadan evvel. Evet. Erkekler ölmüş. Erkekler azalır, kadınlar çoğalır. Amerika'da da aynı. İngiliz okuluna gidiyorum. Öğretmen Ermeni. Mustafa dedi, sizin dininiz ilkel dedi. Bir erkek 4 karıyla evleniyor dedi. Ben de dedim, one minute teacher. Sokağa baktın mı dedim. Ne var sokakta? Vietnam'da rezil oldu Amerika, biliyorsunuz. Vietnam gerillalarını yenildi koca Amerika. Johnson zamanında. Devlet onlara muazzam köşk vermiş, maaş bağlamış, araba vermiş. Sokakta yürüyorlar. Biz kocamızı isteriz, kocamızı diyor kadın. Sokağa baktım da ne var? Bu da bu var dedim. Geçemiyor, geçmeyelim dedim. Geçmeyelim. Madem böyle dedin, işte böyle erkekler azaldığı zaman kadın sokakta dolaşacağına bir çoban dikeriz dedim. İki karıyla, üç karıyla evlenmek bir zapturapt altına girer. Bir, pek buna kafalar yatmadı. Dedim şimdi evlenmişler bir genç kızla bir delikanlı. Sokakta giderken bir uyuyan herif, acemi herif görüyorsunuz televizyonda her gün. Şundan kaçayım derken birisini öldürüyor. Gelmiş bu genç evlileri, son derece mutlu genç evlileri çarpmış. Kadın kafası sağlam, vücudu işe yaramıyor. Felç olmuş. Şimdi dedim bunlar birbirine şeyler gibi aşık. Seviyorlardı ama kadın işe yaramıyor. Kadınlık yapamıyor. Kocası dedim genç. Şimdi dedim bu kadını sokağa atalım mı? İnsanlığa sığar mı? Kim bakacak buna? Hayır, ikinci evlilik yapmayacak desek o genç herife yazık değil mi? Mustafa, geçmeyelim dedim, geçmeyelim. Tabii ben böyle deyince sınıftaki bütün talebeler beni alkışladı. Dedim ikinci hanımla evlenmeye izin veririz. O hevalçi karısına da bakar, buna da bakar. Evet, sonra dedim bazı kadınların çocuğu olmuyor. Çocuğu olmuyor diye sokağa mı atalım karıyı? Ona dedim bir hanımla da evlenme şansı tanıyalım falan. Hulasa İslam hukukunda da tek karılılık esastır. Adalet yapmak şartıyla bu gibi durumlarda, bu gibi zaruri durumlarda ikinci, üçüncü, dördüncü eş alabilirsiniz. Ama adalet yapmak şartıyla, adalet yapamayacağınızdan korkarsanız bir diyor. Yine ayette diyor ki ne kadar hırslı olsanız ey erkekler, kadınlar arasında adalet yapamazsınız. Birisi tatlı dilli olur, birisi etli butlu olur falan filan. Gönlünüz o tatlı dilliye kayar. Adalet yapamazsınız. En iyisi fevahide. Tek hanımla yetinin. Ayet budur. Ancak böyle zaruri durumlardadır o. Dedik filan. Orada açıklama yaptık. Şimdi kadınlar çoğalınca, erkekler azalınca harple ve Allah göstermesin harpte toptan gidiyor biliyorsunuz. Suriye'de ırz namus korunabiliyor mu şimdi? Kim koruyacak? Nasıl olacak? İşte böyle durumlarda bir tane çoban dikersin, kadınları zapturaptı altın alsın filan. Erkekler gidecek, azalacak, kadınlar çoğalacak. Şu veya bu sebeple bu da kıyametin alametlerindendir. Hatta yekûne li hamsine imra'a kayyimun vahid. Daha bu gelmedi. Buna doğru gidiyor. 50 kadına bir erkek düşecek hale gelecek diyor. Kıyametin alametlerinden birisi de bu. Evet efendim. Şimdi efendim bunlar insanlığın ayakta durması için şeyler. Müslümanlık dini muhafaza, aklı muhafaza, insan neslini muhafaza,
malı muhafaza hükümleri koyar. Aklı muhafaza içki yasak eder. Sarhoş olan adam akıl kalıyor mu? Ağzından çıkanı kulağı duymuyor. Öyle acayip şeyler söylüyor. Hırsızlık koymuş malı korumak için efendim. Canı koymuş, işte bak öldüren öldürülür, kısası koymuş. Dini emirler hep buna yöneliktir. Evet, yeryüzünün ayakta durması, milletlerin bu söylediğimiz hükümlerin sağlam olmasına bağlıdır. Bunlar çürüdü mü, toplum bozulur, kainat yıkılır. Kıyamet alametidir. Buhari, Müslim, Tirmizi, Enes radıyallahu anh'tan. Evet. Efendimiz şöyle buyurmuş bir gün. Size benden evvel hiç kimsenin söylemediği bir söz söyleyeyim mi? Demişler ki evet. Söyle ya Resulallah. Bunu söylemiş. Bu hadisi öyle söylemiş. İrat buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gene kıyametin alametlerinden inne min eşraati saati ihrabul amir. Kıyametin alametlerinden birisi de mamur binalar, beldeler harap olur. Ve imarul harap, harap yerler imar edilir. Eski tarihi bilmem ne diye bütün eski şeyleri kazıyorlar, bir ton para veriyorlar, çıkarıyorlar eski tarihi kalıntıları. Harap şeyler imar edilir. Mevcutlar harap olur. Bu da kıyametin büyük alametlerin, küçük alametlerindendir. Ve en yekûnel gazbu fidâen. Ben bu hadisi seçmiyorum. Her zaman söylüyorum. Bir anlam vermeyin. Kitabı sırası geldikçe okuyorum. Bedelli askerlik kıyamet alametidir. Müslüman mücahid olur. Cihat ruhuyla yaşar. Ölünceye kadar hepimiz devlet ne zaman çağırırsa hazırım diyeceğiz. Yaşımız ne olursa olsun. Ben yaşım şu olabilir. Telefon beklerim. Aşçıları kontrol ederim. Yani pekala işim var. Askerde olabilir. İsrail bunu yapıyor arkadaş. Ben gittim gördüm. Gümrükte hep kadınlar. Erkekler savaşıyorlar. Bakkalın görevi var, çocuğun görevi var, öğrendim. Hepsi görevli. Telefon ettiler mi görevini yapacak şekilde? Müslüman da böyle olur. Hepsi mücahid olur. Cihat ruhuyla yaşamayan cahiliye, putperest Arapların ölümüyle ölür diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah cihat yapmamızı emrediyor. Irzı, namusu, vatanı, dini, canı, malı korumak için canını feda edeceksin. Rahatını feda edeceksin. Asker olacaksın. Kaçmayacaksın askerlikten. Aynen yazıyor bakın. Askerliğin yerine para verir. Askerlik kolay mı? Soğuk havada yat, kalk, boş boş. Bundan kaçmak için para. Bedelli askerlik kıyamet alametlerindendir diyor. Peygamberimiz söylüyor efendim. Ben seçmedim hadisi. Onun için bana soranlara askere git diyorum. Bedel medelle kurtulma işten. Sonra askerde torpil yapmayın. Mübarek ocaktır. Oradaki şu edenler, şunlar, bunlar onlar önemli değil. Bizim canımızın, malımızın namusu askerimiz koruyor. Nöbet tutmasın Mehmet. Ben burada konuşamam. Sen evde rahat uyuyamazsın. Sen askere gittiğin zaman ben Cevat Hoca veya Cevat Hoca gibi hocalar veya müminlerin namusunu, ırzını, canının, malını, bekçini yapıyorum. Nerede nöbetçi olursan ol. Aynen Bedir'deki adam gibisin. Aynen öyle. Ve bir saatlik nöbet 60 yıllık nafile ibadetten üstün. Bu niyetle yapacaksın. Kaytarmayacaksın. Hala kıyamete kadar böyle. Bu niyetle. Bu niyetle. Efendim benim oğlanı öyle soğuk yerlere göndermeyin. Karargah çavuş olsun. Yo 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 yo. Hiç askerlikte torpil olmaz. Caiz. Kesinlikle yanlış. Her yerde olmaz da kesinlikle yanlış. Bak bedelli askeri bile Peygamberimiz kıyamet alameti diyor yahu. Neden? Çünkü Tevbe suresi 111. ayet. İnnallâhe eşterâ minel mü'minîne enfuzehum ve envâlehum bi'enne lehumul cenne.
Allah müminlerden cennet karşılığında canlarını, mallarını satın almıştır. Gideceksin Çanakkale'ye, can vermeseydi orada 253 bin kişi, bu vatan yoktu arkadaş. Bu biz yoktuk. Allah satın aldı canımızı. Kaçırmayacaksın, mal da kaçırmayacaksın. Benim işim çok iyi, tıkırında ben para vereyim, dükkanda yo. Gideceksin arkadaş. Gideceksin. Hem vergi vereceksin, hem para vereceksin, hem canına gideceksin. Allah satın aldı müminlerden canını, malını, namusunu, dinini, vatanını korumak üzere. Bu ayetten dolayı bu hadis aynı masadakıdır diyor. Bu ayetin şeysidir bu hadis diyor. Gümüşhanel Hazretleri daha bitmedi. Ve yetemarrasa raculu bi emanatihi kema yetemarrasul ba'iru bis şecera. Emanet sahibi olanlar deveyi bir yere bırakırsın, hayvan durar mı? Ot gördü mü yer, su gördü mü içer, senin suyun, senin otun der mi hiç? Milletin işlerini üzerine emanet alan kişiler devenin otladığı gibi serbestçe harama uzanırlar. Emanet şey kullanılmaz. Emanet veren adam sen de kalsın, 100 bin lira verirsin, şu güne kadar ben şuraya gidip geleceğim, kullanamazsın. Ama kullan derse ne ala. Kullanamazsın. Emanet budur. Milletin işlerini üstüne alan kimseler, hangi devirde olsun, biz şu devir bu devir demiyoruz, milletin emanetine hıyanetlik yapamaz, ondan yararlanamaz, çıkar sağlayamaz. Öyle diyor. Bu böyle bundan yararlanıyorsa diyor, kıyamet alametidir. Aynı devenin pervasızca otlaması gibi bir adam elindeki emanetlerde yararlanır. Devletin imkanlarını kendi menfaatini çıkarına kullanır. Bu da kıyametin alametlerindendir. Evet, Buhari'deki şey şöyle: İza duyyatil emanetu fentazırus sa'ah. Emanet zayi oldu mu kıyameti bekle demiş Efendimiz, buyurmuş. Kâlel a'râbiyyü keyfe idâtüe ya Resulallah. Bir adam demiş ki emanetin kaybolması, zayi olması ne demek ya Resulallah? İzâ üsnidel emru ilâ gayri ehlihi fentazırus sa'ah. Emanet ehli olmayana verildi mi, o her türlü haltı işler, kıyameti bekle. Evet. Herkes Ömer gibi mi? Ömer hem çok titiz hakim seçermiş, memur seçermiş, hem de sabaha kadar uyumazmış, kontrol edermiş. Acaba görev yapıyorlar mı diye. Evet. Böyle halifelik yapmış. Kuşluk gelir, mescidin kumlunda azıcık uzanır uyurmuş. Öyle idarecilik böyledir. Halkın üstüne almak. Böyle emanetler üzerine verir de yapmazsa, kendi çıkarına kullanılarsa kıyamet alametlerindendir. Ehline verilmediği zaman da böyledir. Adam bilmiyor, beceremiyor veya karakteri bozup oraya geçiyor çalmak için. Çalıp çırpmak için. Kıyameti bekle. Şimdi çok ilginç bir olay var. Bu Ebubil Ensari var ya, onu gidin ziyaret edin. İstanbulluların mahşerde kurtarıcısı olacağı. Efendimiz diyor ki benim sahabilerim gittiği yerlerde kalırlar, o memleketin insanlarının şefaatçisi olacaklar diyor. Bu Yezid zamanında gelmiş buraya. Emevi halifelerinden Yezid zamanında asker gelmiş, şehit olmuş burada. İstanbulluların şeysi olacak orada inşallah, ama hiç gitmiyorsun, Fatiha okumuyorsun. Olmaz, gidin, ziyaret edin. Evet, şimdi bu Ebu Eyyub'l Ensar Medine'dedir. Mervan bin Hakem, Emevi halifelerinden Medine'ye gelmiş. O zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kabri saadeti şimdiki demir parmaklılar içinde değil, meydanda. Açıkta yani, toprak yığını. Aslında kabir yapmak iyi değil. İnsan topraktan geldi, toprağa gidecek.
Kabir yaptırırsanız hesap vereceksiniz arkadaş. Kabir yaptırmayın. Bir, üstüne yağmur yağacak, toprak, topraktan yağmur rahmettir, içine geçecek, adam faydalanacak. Betonla kapatırsanız adamın rahmet kapısını kapatıyorsunuz. Kitaplarda böyle yazıyor arkadaş. Şimdi kabir saadeti açık. Ebu Eyyub-ül Ensari Hazretleri o toprağın üstüne abanmış, hüngür hüngür ağlıyor. Mervan da halifedir o zaman, Emevi halifesi. Oraya gelmiş, gelmiş bakmış, birisi yapmış kabrin üstüne, hüngür hüngür ağlıyor. Gözünün yaşı ıslatmış toprağını, Peygamberimizin kabrinin toprağını. Hop demiş, o öldü. Niye ağlıyorsun demiş. Allah'tan iste. Şimdi Araplar da öyle diyor. Suudlar da. Ben çıktım Mescid-i Nebevi'den, Cennetül Bakî'de yatanlara böyle dua ettim. Geldi polis, memnun hacı memnun. Çık lan dedim, hadi. Ben profesörüm. Ne anlarsın sen? Ben buraya tapmaya gelmedim ki. Fatiha okuyorum. Adam müşrik, şirksin diyor. Küfür işliyorsun diyor. Öyle adamlar, öyle katı. İşte bu da öyle. Yap demiş. O öldü. Allah'tan iste. Doğrulmuş. Bir bakmış Ebu Eyyub-ül Ensari. Demiş. Halife demiş. Ben niye ağlıyorum biliyor musunuz? Adama bak, adama. O zaman ağzından çıkan kanın herifin. Peygamber buyurdu ki, bu hadisi o zaman söylemiş. İşi ehil olmayanlara verdin mi, devletin, milletin başına ehil olmayanlar geldi mi, kıyameti bekle dedi Peygamber. Ona ağlıyorum, sen ehil değilsin demiş yüzüne. Ama Ebu Eyyub-ül Ensari olduğu için bir şey yapamamış, ona kızmış ama sen demiş bu işin ehli değilsin demiş. Ona ağlıyorum ben, mahvolduk. Kıyamet kopacak diye ağlıyorum demiş. İdareciler yetkili olacak, becerikli olacak, dürüst olacak, karakterli olacak. Gecesini gündüze katacak, Müslümanların, insanların işini adaletle yerine getirecek. Haksızlıkları engel olacak. İdareci bu demektir İslam'da. Böyle olmazsa emanete hıyanet etmiş olur. Kıyameti bekle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis-i şerifi de El-Bagavi Maalimus Sünne'de Urvetübni Muhammed İbni Atiye Hazretlerinden nakletmiş. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerini bizi nail eylesin inşallah. İnne min aftali imanil mer'i. Kişinin imanının en faziletlisi, en mükemmel iman nedir? Allah bizi imandan, İslam'dan ayırmasın. Ama müminliğin en faziletlisine sahip olmak istiyorsak ne yapacağız? Dikkat! Müminlerin imanının en faziletlisi, imanul mer'i, kişinin, müminin iman etmesidir. En ya'leme اَنَّ اللّٰهَ مَعَهُ حَيْسُ كَانْ. Evet. Şimdi benim hocam, bu dersi yapmaya bana izin veren hocam, Cidde Havaalanı'ndadır. Tanınıyor. Hemen Arap memurları gelmişler. Üstaz demişler, bize bir nasihat et. O da bu hadisi okumuş. اِنَّ Aftale imanil mer'i, kişinin imanının en faziletlisi, en ya'leme ennallaha ma'ahu haysuken, nerede olursa olsun Allah oradadır, Allah onunla beraberdir diye inanmasıdır. Evet. Kimsecikler yok. Şuradan aşırı verem, var lan Allah var. Hırsızlık yapacaksak Allah'ın görmediği yere git. Allah'ın görmediği yer var mı? Allah'ın bilmediği yere, Allah'ın bilmediği var mı? Ne iman görüyor musunuz? Nerede olursan ol, Allah'ın seninle olduğunu inanmak, bu bilinçle yaşamak, müminliğin en muhteşemidir. Ya bu kitabı yazan adam, şurada caminin önünde yatıyor, Kanuni'nin dibinde, solunda. Hiç uzanıp da yapmamış arkadaş, biliyor. Allah nerede olsun, Allah var değil mi?
Yattığın zaman yok mu Allah? Allah'ın huzurunda ayak uzatılır mı? Biliyor adam bu bilinçte. Onun için hiç uzanmamış, iki diz üstünde uyurmuş. Bak imana bak. Hastalanmış, 80 küsur yaşında vefat etmiş. Doktor getirmişler. Hoca efendi demiş, şöyle bir uzan demiş, ayağını uzat da bir tık tık yapayım. Estağfurullah demiş. Niye demiş hoca? Allah'ın huzurunda nasıl ayak uzatayım demiş doktor bey. İmanı görüyor mu? Şu anda Allah'ın huzurundayım diyor adam. Nasıl ayak uyatırım utanmadan diyor. Ya biz de hiç aklımıza gelmiyor değil mi? Haram filan demiyorum canım. İman farkı bu, anladınız mı? Şimdi Kabe'ye geliyor. Ah bu diyor Kabe'ye. Vay hayvan vay. Ula Kabe'ye tükürülür mü lan? Orada da Allah'ın gemisi gibi ya. Bakın hiç aklında o var mı? Tükürüyor ya Kabe'ye. Bir de ayağını uzatıyor Kabe'ye. Horul horul yiyor. Ula sen buraya uyumaya mı geldin lan? Tam memleketinden bilinç görüyor musunuz? En muhteşem iman, her nerede olursan ol Allah'ın seninle beraber olduğuna inanmandır. Dağ başında, karanlıkta, tenhada, gece, gündüz bu duyguyu taşıdın mı? Dert dertlik mümin olursun. En muhteşem iman sahibi olursun diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, şimdi biz bir rızık geldi mi? Elhamdülillah. Allah'a şükür. Verdi. Para gitti mi? Karıyla kavga ediyoruz, çocuğuyla kavga ediyoruz, işçiyi kovuyoruz. Yani bollukta da Allah var, darlıkta da var. Ne bağırıyorsun lan? Rızkı veren kim? Allah. Yani rızıklar kesince niye kafan kızıyor? Veren o. Neden her o zavallı işçiyi iş ediyor, hırpalıyorsun? Neden hanımınla kavga ediyorsun, çocuğuna petesliyorsun? Her halde Allah'la olmak. Kamil iman. Her durumda, bollukta, dallıkta, tenhada, şuyda, burada. Evet. Her şeyine razı olmak. Allah beni biliyor. İbrahim Aleyhisselam gibi. Evet. İbrahim Aleyhisselam anlattık ya size. İşte putlara tapmıyor. Delikanlı o zaman. Ondan sonra putperestler bayrama gitmişler. Dönmüşler. Onlar bayrama gidince bu demiş hadi sen de gidiyor. Ben demiş hastayım demiş. Hasta tabii. Putlara tapılmasından hasta. Kardeşlerinin, babasının, milletinin. Ondan gidince girmiş puthaneye. Alnına bir balta almış. Hepsini kırmış. Kocaman putun boynuna asmış baltayı. Gelmiş eve. Gelmişler bakmışlar ki tapınacaklar. Bütün putlar paramparça yerde. Kocaman putta balta var. Kim yapar onu? Kim yapar? Ha, bir İbrahim diye bir adam var ya. Genç delikanlı. Bu demişler. Katılmıyor bizim şeyimize budur. Gitmişler. İbrahim sen mi yaptın bunu? Demiş. Niye bana geliyorsunuz? Ne var demiş. Ya hepsi kırılmış. Kocaman putun başına. Kocaman putunuza sorsanıza demiş ya. Balta onun boynundaysa. O konuşmaz ki demişler. Konuşmuyor ne demiş. Nasıl tapıyorsunuz? Bir akılsızlar. Biz onu biliyorsunuz. Nemrut onu ateş yaktırmış. Rezil olmuş onun karşısında. Senin Allah'ın ne yapar İbrahim? Benim Allah'ım günü şeyi demiş. İnsanları öldürür, diriltirir. İki asker çağırmış. Vurun bunun kellesini demiş. Aha ben öldürdüm. Ondan sonra ötekine demiş. Seni salıverdim. İşte ben dirilttim. Zaten diri. Ama Aleyhisselam Nemrut'u iyi susturacak. Başka ne yapar senin Tanrın? Nemrut soruyor. Benim Tanrım demiş güneşi doğudan doğdurur, batıdan batırır. Sen de demiş sıkıysa batıdan doğdu, doğudan batır. Nasıl yapacak? Febihitellediğine kefar, kafirin sepetinde pamuk kalmadı, sustu. Atın şunu demiş ateşe. Yenemeyince... Ondan sonra İbrahim Aleyhisselam'ı tevkif etmişler.
Bütün hayvanlar şeyi taşımış, bir katır taşımış. Diğer hayvanlar kaşımamış, taşımamış olduğunu. Onun için katırın çocuğu olmaz, yavrusu olmaz. Attan olur, eşekten olur. Efendim, yakmışlar ateşi, alev alev yanıyor. Ondan sonra bunu da mancaya koymuşlar. Cebrail aleyhisselam gelmiş. Her zaman, her yerde insanın Allah'la olması. Misal veriyorum. Ateş gürül gürül yanıyor. Atacaklar. Kardeş demiş, Allah gönderdi beni. Ne istersen yapacağım demiş. Tam yetkiliyim. Hiçbir şey istemiyorum demiş. Allah beni biliyor demiş. Allah beni biliyor. Burada Allah demiş. Bir şey istemeye gerek var mı? Hasbiyallahu ve ni'mel vekil. Allah bana kafidir ve ne güzel vekildir. Evet, öyle deyince künî berden ve selâme. Ateşe biz serin ol. İbrahim yakma dedik. Kur'an'da ayettir biliyorsunuz. Mümin de nerede olursa olsun Allah'la olacak. Besmele ile başlayacak, başlarken Allah'la. Bitirince elhamdülillah diyecek. Yarın bir şey yapacağız. Yarın şuraya gideceğiz. İnşallah delen. Sabaha çıkmayabilirsin. İnşallah'la bakın, dikkat edin. Bir şeyi içtin besmele ile, içince elhamdülillah. Sağınla ye, besmele çek, elhamdülillah de. Ondan sonra gece gündüz la ilahe illallah de. Çok güzel bir araba gördün, ev gördün, çocuk gördün. Allah Allah, çocuğun güzelliğine. Maşallah de lan. Nazarın değer, çocuğu öldürürsün. Nazar haktır. Nazar haktır. Arapçada atasözüdür. Nazar deveyi tencereye, insanı kabre sokar derler. Aynen doğrudur. Biz bunu yaşadık. Arkadaşımız yeni Mercedes almış. Biz de konferansa gidiyoruz arkadaş. Giderken dedi ki, hocam dedi, arabanın kuyruğunu doğrultalım dedi. Yeni arabayla, oy dedim, Mercedes kaçırılır mı ya? Peki, gidiyoruz. İşte bir kazanın kenarında benzinliğe girdi, benzin alıyor. Adını söylemeyeyim, kızıyorlar sonra, bir bizi söylüyorsun diye de. Olmuş şey yani. Ben de tabii kolum bacağım ağrıyor, çıktım çırpınıyorum böyle kolum bacağım ağrımasın diye. Arkadaş benzin aldıktan sonra para vermeye gitti. 3-4 delikanlı geldi. Vay be, arabaya bak be, uf be, vay be. Dönüyorlar, dönüyor, böyle diyorlar. Bir tane maşallah, sübhanallah diyen olmadı. Bindik, 5 kilometre ya gittik, hadi araba hop, bir kaydı. Şeye, dereye. Baba, araba güzel araba, bir şey olmadı gene. Yolumuz devam ettik ama vay be, vay be, bak bizi nihat. Ben okumasaydım gittiydik yani. Sübhanellezî sahhara lenâ hâzâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunkalibûn. Kaza olmaz. Olsa bile ölseniz şehit olursunuz. Hiç sefer duasıdır bu, ayettir. Sübhanellezî sahhara lenâ hâzâ ve mâ künnâ lehû mukrinîn ve innâ ilâ rabbinâ lemunkalibûn. Ve zor kurtulduk. Onun için bir çocuk maşallah, sübhanallah. Güzel bir ev maşallah. Yıkılır ev. Evet, maşallah, sübhanallah deyin, Allah'ı hatırlayın demek istedim. Her zaman Allah'la olmak. Evet, yarın bir şey inşallah. Evet, geldi birisi ekşiyor üzerine. Sen de ona uyup da senin de anana uğradın demeyeceksin. La havle ve la kuvvete. Allah'ı hatırlıyorsun yine. Allah güç vermezse, Allah belaları önlemezse kurtulamam. La havle ve la kuvvete illa billah. Her durumda Allah'la olmak. Evet, her durumda. İşte en muhteşem iman budur. Böyle olursanız, tabii dört dörtlük mümin olunca da doğru cennete girersiniz. Oraya götürür sizi bu hal. Sıkıntıda, bollukta, her durumda Allah'la beraber olmak. Bollukta şükür, sıkıntıda da gene aynı şekilde hasbiyallah ve ni'mel vekil. Bunları söylemek, evet bunları söylemek imanın en şeyi. Ubadet ibn-i Samit radıyallahu anh'tan naklettik. Bu hadis-i şerif, bir hadis daha okuyorum.
inne mevda savutun fil cenne la hayrun mined dünya ve ma fiha. Şimdi bütün insanların derdine dünyada güzel ev, muazzam ahsalarım olsun, bahçelerim olsun, şöyle büyük bir mağazam olsun, olsun, biz hayır demiyoruz. Rabbena etine fid dünya hasene ve fil ahirete hasene. Dünyada da mutluluk, ahirette mutluluk İslam'ın parolasıdır. Hayır demiyoruz ama mal oldukça şükür artar. O şükrünü ödemen lazım arkadaş. Tamam olsun ama bir kere haramdan kazanmayacaksın. Bir, Allah'ın verdiği zenginliği Allah'ın emrettiği yerlere harcayacaksın. İki, aksi halde aleyhine delil olur. Zekatını vermezsen, hayır etmezsen, gariban vermezsen yoktu ya Rabbi ne vereyim der değil mi? Ama senin bir sürü paran var, mülkün var, yine de yardım etmiyorsun. Nimet çoğaldıkça şükrü artar, daha dikkatli olman lazım. İmtihan sebebidir. Yani tamam olsun, hayır demiyoruz. Kaçma ama dikkatli ol. Evet şimdi insanın cenneti görmüyoruz. Kur'an'da peygamberimizin sözlerinde olduğu için inanıyoruz. Cennet var ama nafsatna. Peygamber övüyor işte. Şırıl şırıl sular, huriler, Allah neler. Şöyle otururken bir kuş, ya şu kuşu kebap yesem, hemen melekler diyecekler ki buyur. Yiyeceksin, insan yiyecek. Yahu uçan kuşu durdurdum yahu, yedim yahu, üzüldüm. Hemen dirilecek, yine uçacak. Cennette yok yok. Siz dua edin, bir gidelim oraya. Ben size orada göstereyim bunları. Cennetlikler koltuklara oturacaklar. Süleymaniye'de hoca hadis okuyordu, bir dinliyorduk arkadaşlar filan. İnşallah. Allah sınıfı geçirsin bir. Bunlar olacak. Biz bunlara inanıyoruz ama gözümüzde görmedik. Evet diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cennette bir kamçılık yer. Aynen böyle. Bir kamçılık cennette yer. Dünyadan kıymetlidir. Hayrun mined dünya ve ma fiha. Dünyadan ve dünyada olan her şeyden kıymetlidir. Bir gidelim görelim. Bir kamçılık yer diyor dünya ve dünyadaki daha kıymetlidir. Onun için hedefimiz bu güzel cennet olsun. Güzel peygamberimizin bunun sözlerine kulak verelim. Onun dediğini tutalım. Allah Zülcelal Hazretleri'nin güzel Kur'an'ı güzel okuyalım. Hükümlerine riayet edelim. Güzel Müslüman olalım. O güzel cennete gidelim. Bize bir kamçılık yer yeter demeyin. Kapı eşiği de onun yok sakın ha. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Firdevs-i Ala'da olacak. Allah bizi onun yanına götürsün. Onun sohbetinde bulunalım inşallah. Diyelim cümlelerimize estağfurullah. 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 Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayyel kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i Şerife Besmele ile beraber bismillah. Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke şerif besmele ile beraber bismillah. Elem neşrah leke sadrak ve vada'na anke sekre. On üçer ihlas-ı şerif besmele ile beraber
Fatiha-i Şerife Besmele ile beraber misin? Üçer salavat-ı şerife Allah'ım sallallahu aleyhi ve sellem. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ekimis salate lidulukişşemsi izâ ilâ gasakil leyli ve Kur'anel fecr. İnne Kur'anel fecri kâne meşhûdâ. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّتْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَلِيِّ الْعَلَى الْوَهَّابِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ. Ya Rabbi, namazımızı, dersimizi, okuduğumuz Süver-i Celile'yi, ayat-ı Kur'an'ı kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine, cümle peygamberler aleyhisselat ve teslimatın ervai paklerine, cümlesinin ehli beyt, el ashab ve etbaları rıdvanullah teala aleyhim ecmain efendilerimizin ervai kutsiyelerine, bil cümle ahirete irtihar eden mümin müminat rahmetullah aleyhim ecmain ervahına, hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyad'ın Gümüşhanevi, onu yetiştiren üstazlar, bizi yetiştiren üstazlarımız, burada bulunan bizler, bu camiyi yaptıran, bu cami-i şeriften güzeran eden, bu camiden ayrı intikal eden kimseler, bu aziz vatanı bize hediye için canlarını bezleden, sıkına giden şüheda gozat, bu aziz vatanı İslam yurdu haline getirmek için hayır eserlerini diken ashab-ı hayrat, arkasından Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış garip müminler, bizde hukuk olmuş, vefat etmiş olanlar, tüm geçmişlerimizin ervahını hediye eyledik, vasıl eyle. Cümlesin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli, derecen yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenatı tebdil eyle. İmanımızı kamil eyle. Ahlakımızı güzel eyle. Rızkımızı helalinden bol eyle. Ömrümüzü hayırlısıyla uzun eyle. Hayatımız boyunca hayırlarda yarışanlar, güzel Müslümanlardan eyle. Allah'ım, cehennemden sana sığınıyoruz. Cehenneme götürecek hareketlerden de bizi muhafaza eyle, koru ya Rab. Her türlü kötülüklerden sana sığınıyoruz. Onlardan bizi koru ya Rab. Cennetini istiyoruz. Onları kazandıracak amelleri yapmaya bizi muvaffak eyle ya Rab. Ya İlahi Alemin, rızanı istiyoruz ya Rab. Dünyada, ukbada mutlu kıldığın bahtiyar müminlerden olmanı niyaz ediyor. Lütfeyle ya Rab. Çolumuzu, çocuğumuzu, tüm ümmeti Muhammed evladını şerlerden, belalardan muhafaza eyle. Güzel vatanımızı, her türlü arazi ve İslam memleketlerini, her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden muhafaza eyle. Ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Ümmeti Muhammed'i ıslah eyle. Ümmeti Muhammed'in hastalarını şifalar lütfeyle. Darda kalanlarımıza imdad eyle. Ya Rabbi, ümmeti Muhammed'in arasını açmak isteyen, fitne sokmak isteyen münafıklara, kafirlere, zalimlere fırsat verme ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'i affınla, lütfünle, kereminle muameleye tabi eyle. Bizlerin kalbinde de hiçbir mümine karşı kin, nefret, haset, fesat bırakma ya Rabbi. Tüm ümmeti Muhammed'i mahşerde mağfurin zümresine dahil eyle ya Rabbi. Şu dualarımızı salih kulların dualarına dahil eyle. Bize de güzel dua etmeyi hüsnü kabul ile kabul buyurduğun dualar arasında dua etmeyi nasip eyle ya Rab. Akıbetimizi hayr eyle ya Rab. Subhanakallahü ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Nestağfiruke ve netubu ilek. Subhan Rabbina Rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.